Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu İbrahim Üzülmez. Gerçek Beşiktaş efsanesi. İnanılmaz bir kariyer. 11 sene Beşiktaş formasıyla yaklaşık 400 maça çıktı. Ve birbirinden güzel maçlara imza attı. 2 şampiyonluk yaşadı. 3 tane şampiyonluk dışında Türkiye Kupası'na ulaştı. Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Ve şu anda teknik direktörlük kariyerini devam ettiriyor. Kaptan, hoş geldin mi diyelim. Biz hoş geldik. Çünkü burası senin. Evet. Bu arada Bostancı Mado'dayız. Bostancı Mado'nun sahibi de İbrahim Üzülmez. Hem teknik direktörlük kariyeri, bir taraftan da ticaret yapıyor. Allah bol kazançlar nasip etsin. Amin, amin, amin. Bıraktık futbolu. Teknik adamlık yapıyoruz. Bazen boş zamanlarımızda da böyle bir mekan işletiyoruz. Hem bizim için adres oluyor, hem insanlara desteği, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem ufak da olsa bir kazanç içerisinde oluyoruz. Şimdi de takım yok zaten. Boştayız. Boşta olunca da burada Mado'da dondurma satıyoruz doğal olarak. Ama kariyerimizle ilgili güzel gelişmeler olursa tabii teknik adamlık yapmak istiyoruz. Doğru takımda, doğru bir yapılanmada, doğru bir kadro seçiminde. Zor. Türkiye'de bu işler biraz zor. Hani herkesin söylediği bir şey var. İşte ya adamın olacak, bir yerde teknik adamlık yapacaksın ya da çok büyük başarı olacaksın. Biz başarılıyız. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığımız zaman şampiyonluklarımız da var. Doğru işler de yaptık. Takımlarda iyi niyetle elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Ama şu anda da bekliyoruz. Olursa, nasibimizde varsa iyi bir takımda çalışmak istiyoruz. Ama Türkiye'de bu işler çok kolay değil. Hani her zaman bazı teknik adamlar söyler ya, güçlü olmak lazım, her türlü güçlü olmak lazım, siyaseten güçlü olmak lazım. Bizde öyle bir yapımız yok. Biz biraz daha yaptığımız işle, yaptığımız başarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da bekliyoruz. İnşallah en iyisini yapacağız. Teknik direktör olabilmek için ya da Süper Lig'de bir kulübün başına geçebilmek için illa araya birini sokmak mı lazım? Türkiye'de maalesef böyle Atakan. Bunu kimse göz ardı edemez. Teknik adam olmak için birilerini sokman gerekiyor. Birilerini araman gerekiyor. Hatta bir takım istiyor sizi, bazen menajerler de işi yapabiliyor. Yani işler buraya geldi Türkiye'de. Başarı ya da başarısızlık kriteri de bir kenara bırakmak lazım. İster başarılı olun, ister başarısız olun. Adamın varsa gidiyorsun. Çok üst düzey başarılı olman gerekiyor ki hani tercih edilen olun. Biz evet, 2 şampiyonluğumuz var. Yani bir yere gidersen bile benim bazı insanlar söylüyor ya, şunu arasana bunu arasana. Ya kardeşim, ben niye arayayım ya? Yani ben başarılıyım. Ben iyi niyetle çalmadan çırpmadan en iyisini yapmaya çalışıyorum. Varsa başkanlar gelsin diyorsun. Öyle olunca da çok kolay değil tabii ki Türkiye'de. Öyle olduğu zaman da dondurma satıyorsun olarak. Ama hayatımızdan şikayetimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Nasibimiz varsa da olacaktır. En iyisi olacaktır. Olmazsa da bir şekilde hayat devam ediyor zaten. Sen Gençler Birliği'nde ve Rize Spor'da şampiyon oldun. 2 şampiyonumuz var. Gençler Birliği'nde, Süper Lig'de önemli işler yapmıştık. Şöyle bir puan ortalamasına baktığınız zaman da hakikaten çok önemli derecede işler yaptık. Ama hani şimdi bazen yardımcılarımızla da tartışıyoruz. Ya hocam diyor, işte başkanlar diyor senin diyor anlaşma konusunda sıkıntı olduğunu söylüyorlar diyor. Allah Allah diyorum ya, şöyle bakıyorum ya, diyorum başkanlarla benim niye sıkıntım olsun? Parasını çalıyor muyum? Yok. Alavera dalavera yapıyor muyum? Yok. Arkasından dolanıp da yanlış işler yapıyor muyum? Yok. Ben işimi yapıyorum, başarılı oluyorum, şampiyonluklar yaşıyorum. Başkanlarla benim niye sıkıntım olsun diyorum ya. Ben böyle bir şey olabilir mi diyorum. Ama işte insanlar, tabii Türkiye'de bu konuda menajerlerin de çok etkin olduğunu söylemek gerekiyor. Her menajer sonuçta kendi adamlarını getirmeye çalışıyor. Sonuçta herkesin bir beklentisi var Atakan, ne diyelim. Ama ben en iyisini yapacağım. Bundan hiç şüphem yok. Allah nasip ederse, Allah sağlık sıhhat versin. İyi niyet içerisinde Türkiye'de bir takım şeylerin değişmesi için iyi insanların da, doğru insanların da, çalışkan insanların da daha fazla ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ya onu arayacağım, bunu arayacağım. Ya bu aramak kelimesinde bana çok şey geliyor ya. Bir yere gelmek için illa birilerini ısrarla aratmak mı gerekiyor ya? Aratmadan da bu işlerin olması gerekiyor. Burada başkanların da tabii ki biraz inisiyatif alması gerekiyor. Doğru başkanlar var. Bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışan başkanlar var. Ama bazı başkanlar var. Ya hocam, ya Türkiye'de bunlar var yani. Ya hocam bir telefon.
Ya niye telefon? Abi ben buradayım ya. Ben sana en iyi şekilde destek olacağım, yardımcı olacağım. Senin paranı, senin kasanı, senin takımını en iyi şekilde yönetmeye talibim diyorsun. Yok. Olmayınca da yani bırakıyorsun bir yerden sonra da olursa olur diyorsun. Olmazsa da yapacak bir şey yok diyorsun. Mustafa Denizli senin hem Beşiktaş'ta top oynarken hocandı, hem Rizespor'da yardımcı antrenörünü yaptın. Şimdi de Altay'a gitti ve şampiyon yaptı. Süper Lig'e çıkardı. Nasıl değerlendirsin? Çok önemli bir teknik adam. Çok deneyimli bir teknik adam. Ben her zaman söylüyorum. Mustafa Denizli'nin benim mantalitemde Beşiktaş'a geldiği zaman ilk geldiğinde bir hatırlarsın 24. haftayı bekleyin diye bir söylemi vardı. Evet. İşte o şampiyon olduğumuz seneydi. Mustafa Denizli'ye söylediğimde şunu söylemişti. Hocam niye bu kelimeyi kullandınız? Çünkü çok bir ara kötü gidiyorduk ve insanlar tarafından çok fazla eleştiri, o takım üzerinde eleştiri olduğu zaman ben bu takıma güveniyorum. 24. haftayı bekleyin. Bak o takım nerelere gelecek dendiğinde niye bu kelimeyi kullandın hocam diye söylediğimde takım üzerindeki baskıyı almak için millete 24. haftayı bir hedef olarak koydum demişti. Bu teknik adam olarak çok önemli bir söylemdir. Nitekim 24. Zeka değil mi? Zeka. Çok zeka, ileri görüşlülük, efendim bilgi birikim, deneyim hepsi var bunda. Hakikaten eleştirip biraz da azalmıştı. Herkes 24. haftaya odaklanmıştı. O zaman sen de geliyordun medya olarak. Yani 24. İyi o zaman bakalım 24. hafta ne olacak demişti herkes. Hayır o zaman ben askere gittim. Siz şampiyon oldunuz. Beni soyunma odasına aramıştınız. Evet, evet. Sen askere gittiniz. İki kupa aldık sakın gelme demiştin. Doğru, doğru. Demek ki sende de bir şeylik var. 24. haftada hakikaten takım o zaman yol almıştı. Bir level atlamıştı. Çünkü o eleştirilerden, kötü oyundan eleştirilerden sonra o süreç içerisinde hakikaten doğru işler yaptık. Dedim ki Mustafa hocam evet işte deneyimli bir teknik adam budur. Hem takım üzerindeki o sorumluluğu aldı, hem takım üzerindeki o baskıyı olumsuz anlamda alarak takım bir çıkış yakalamıştı ve 24. haftada herhalde lider miydik ya da lidere yakın bir pozisyondaydık. Şimdi de Altay'da kaç yaşında Mustafa hocam? Belki 70 küsür. Ama Altay'da bu süre içerisinde tecrübesiyle, deneyimiyle, background'uyla, takım üzerindeki sinerjiyle Altay'ı Süper Lig'e taşıdı. Evet. Rizespor'da çalıştım. İlk teknik adamlık deneyimim Mustafa hocamla Rizespor'da şampiyonluk yaşamıştık. Ondan da çok şeyler öğrendim. Ben kendisine büyük saygı duyuyorum teknik adam olarak. İnşallah yani saha içerisinde olduğu zaman çok fazla o duyguları yaşayan bir teknik adam. Bazı hocalar vardı. Ya çıkarsın, evet sağ kenarında durursun ama Mustafa Hoca sağ kenarında bazen çok fazla kendini kaptırıyor. Ben de onun gibi biraz tecanlı olduğum için Rizespor'da falan böyle çok çarpıştığımız oldu. Hatta beni de azalladığı dönemler oldu o kulübede. Ya şöyle bir iki metre git diye. Ya hocam niye böyle bana bağırdın? Oğlum diyor, biz diyor orada diyor kendimizi kaptırıyoruz. Dedim ki bu işi yaşayan, bu duyguları yaşayan her teknik adam başarılı olur. Mustafa hocam da bu ülkenin yetiştirdiği en önemli teknik adamlarından birisidir. Saygı duyuyorum. İnşallah gene yeşil sahalarda, saha kenarında görmek istiyorum tabii ki. Sana Pazu bandını iade etmişti, hatırlıyorsun değil mi? Son o da hafta. Çok büyük bir deneyimdir. Yani son şampiyonluk maçı, Denizli maçı değil mi? Denizli spor maçında. Ya ben o gece, Mustafa hocam o gece maç toplantısında beni çok övüyordu. Herhalde dedim falan filan ben kendim maça fışayım. Mustafa hocamın böyle bir huyu var. Ertesi gün bazen oynatmayacağı oyuncu, sevdiği oyuncuyu devamlı övgü yapar. O gece de beni çok övdü maç toplantısında. Maçtan bir gece evvel. Eyvah dedim oynamıyoruz herhalde. Tayfur hocama söyledim hocam dedim. Hocam dedim bizi çok övdü falan. Herhalde yarın dedim şampiyonluk maçını oynamıyoruz. Çünkü kulübedeydim ben o maçta. Evet, evet biraz öyle oldu dedim. Biraz üzüldüm. Yani sonuçta bizim yapımızda kulübede oturmak diye bir şey yok. Yani. Ben kendi karakterimde deplasmana gidiyorsun. İlk 11'de oynamamışsın, kulübede oynamışsın, hiç oyuna girmemişsin. Gelmişsin eve, turist Ömer gibi. Kendimi o şekilde şey yapıyordum. Her maçta oynama isteğim, coşkum vardı. Zaten duvarlarla konuşuyordun ya oynamadığın zaman. Oynamadığım zaman rahatsızlık duyuyordum. Hemen ertesi günkü antrenman olsun da hocanın gözüne girelim diye böyle bir duyguları kendi içimde paylaşırdım. Yaşardım. Mustafa hocam da bir şeyler dönüyor. Beni çağırıyorlar. 70 küsürüncü dakika mıydı? Ya işte Gökhan Zan oradan bir şeyler yapıyor. Bu buradan bir şey yapıyor. Ben şaşırıyorum. Ne oluyor dedim. Gökhan kaptanlık bandını çıkardı. Benim üstüme doğru geliyor.
İşte Mustafa Hoca'nın hakikaten o gece sabaha kadar uyumadım. Bu davranışı falan her teknik adamın yapacağı işler değil. Uyuyamadın mı o gün? Uyuyama. Ya şimdi ben Beşiktaş'tayım. Çok mutlu oldun. Çok. Ben Beşiktaş'tayım. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Doğrularla, yanlışlarla, iyisiyle, kötüsüyle, ortaya yapamamakla, yaparak Beşiktaş'ın bir deliği bosu olduk. Taraftarın deliği bosu olduk. Yanlışlarımız da oldu kendi içimizde. Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman şunlar da olmayabilirdi dediğimiz dönemler de oldu. Ama ben her zaman Beşiktaş'ın o kaptanlık bandını gururla taşıdığımı düşünüyorum. Ve o gece Mustafa Hocam'ın bu jesti beni çok duygulandırdı. Ve sabaha kadar uyuyamadım. Hem şampiyonluğumuz vardı, hem gene de o bant takmak var ya, o 5 dakikalık, 10 dakikalık onları takmak çok güzel ya. Bir futbolcu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte Necip gibi, işte Rıdvan geldi altyapıdan. Bu oyuncuların o duyguları yaşaması gerektiğiyle ilgili hep anlatıyorum. Necip bunu fazlasıyla yaşayan oyunculardan birisi. Biz de geçmişte bunları yaşadık. Böyle de kaptanlık elimizden alındığında hakikaten üzüldük. Çünkü bu takıma hizmet etmişsiniz. Öyle ya da böyle, doğru ya da yanlışla elinizden alınmış. Ve son maçta, şampiyonluk maçında 10 dakika, 15 dakikada bile olsa Mustafa Hocam'ın bu jesti beni çok mutlu etmişti. Ve o gece sabaha kadar olumlu duygular içerisinde uyumamıştım. Şimdi sen bunu sorduğun zaman da hakikaten insan da geçmişe, o dönemlere gidip de duygulanıyor tabii ki. Oluyor bunlar. Keşke, iyi ki Beşiktaş'ta oynamışım. İyi ki bu takımın camiasında görev yapmışım. İyi ki de bu takımın kaptanlığını yapmışım. Bayağı duygulandın ama. Duygulanmamak elde değil. Şimdi güzel duygular Atakan. Bunlar oynadığımız dönemlerde. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'ndaki ambiyansı özleyenlerdenim. O eski, oradan çarşı gelecek, orada çıplak bir tane ciğerci abi vardı. Değil mi? O bağıracak bana orada, arkada adam var diyecek, ben şöyle bakacağım, kimse olmayacak orada falan. Arkada adam var diye bakıyorsun, kimse yok mu? Kimse yok. Niye pek öyle bağırıyor ya? Ne bileyim, orada çekti ama iyi bağırmıyor çıplak. Offside'i bozuyor, tutuyor, çizgiye bakıyorum, bozmuyorum offside'i. Kime bağırıyor diyorum böyle. Çünkü ya kafamı karıştırma. Dedim mi ona kafamı karıştırma diye? Abi canım, orada bir tane ciğerci, benim Beşiktaşlı abiler bilir, oradaki taraftarlarımız bilir. Ben onları çok seviyorum. Ciğerci abi sen de duydun. Tabii biliyorum, çıplak zaten. Tabii ben çıplak zaten. Her maça. Yağmur yağıyor çıplak. Tabii yağıyor çıplak. Tabii. Bir de ben kenarda oynadığım için o da kapalının ön taraflarında bir yerdeydi, sağ tabii, tarafa tabii. Doğru. Tam Konner bayrağına çaprazı. Bravo. Tabii. O Konner bayrağına çapraz, oradan devamlı bağırırdı zaten. Opsayet, dikkat, arkada adam var, bakıyorsun adam yok, ne diyorsun falan. Şöyle o duygular, o yaşanmışlıklar güzeldir. Bunlar anı olarak güzeldir. Güzel şeyler yaşadık. Geçen Nobre ile konuşuyorum. Diyor ki sürekli yüzde yüzünü veriyordu diyor antrenmanlarda. Sürekli çalışıyordu. Bir de sürekli bal getiriyor musun, bal? Bal getirdim ben. Nobre'ye bir dönem getirdik. Azer balı getiriyor musun? Bütün takıma veriyor musun? Şampiyonluğun anahtarı mı bal? Şampiyonluğun anahtarı. Bir dönem aşılamıştık evet. Ya Karadeniz'den güzel böyle Azer balı geliyordu. Gerçi şimdi de yemeye çalışıyoruz. O güzeldir, faydası vardır. O dönemlerde de herhalde oyuncular alan hoşuna gidiyor. Alan değil hoşuna mi? Gidiyor. Para da veren yok. Para da takım kaptanı. Takım kaptanı. Olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Ama şampiyon olduğumuz seneydi o sene. Hatırlıyorsun, tabii, şampiyon olduk. Tabii hatırlıyorum. Nobre'de doğru. Nobre'nin dediği gibi bizim çalışmamız lazım. Biz öyle üst düzey yetenekli değildik. Ayakları kavisti mavisti, Sergen gibi, Tümer gibi oyuncu değildik. Ama çalışarak bir yerlere gelenlerdenim ben. Ama fitness'a giriyor musun mesela? Tüm vücudu çalışmıyor musun? Sadece kolu çalıştırıyor musun? Bir gün sormuş sana Nobre'si. Niye el çalışıyordun? Ben ellerimle demiştim. Bilekleri çalışırdı. Bilekleri mi? Bilekleri çalışırdı. Bana sormuştu. Doğru, Nobre sormuştu doğru, bana. Niye üst taraf yedim ki? Bilekler güçlü olacak dedim. Böyle sağa sola ikili mücadeleye. Tabii tutuyorsun. İkili mücadeleye giren oyunculardan birisiydim ben. Doğru. Tabii, dolayısıyla bir arada falan formalar çekiyorduk tabii ki yani. Ya Antalya'da seninle bir gün keyfine maç yapıyorduk. Buradan buraya kadar çizdin ya beni. Doğru. Ama tabii, işte tabii. Bu yapımızdan kaynaklanıyor tabii. Ya. Şimdi Sergen çalışmaz. Niye? Evet. Yeteneğine güveniyor. Sergen aldığı zaman maestro gibi keyif veriyor. Sergen'in gidip de ikili mücadele ona buna dokunmasına gerek yok. Çünkü topu kimseye vermiyor. Biz onun kadar yetenek yok.
Ama bizde işte ikili mücadele, taraflar niye bize delil İbo lakabı taktı? Hep mücadelenin içerisindesin, hep uğraş içerisindeki, hep topu kazanmak ya da kaybetmemek için uğraşıyorsun. E bu saçlar da uzun, öne de geliyordu. E ne diyor? Oo, deli İbo. Öyle kaldık orada işte. Ama ciğerci abi özledim. Ciğerci abi özledim. O arka taraftaki bağırması, çağırması hakikaten güzel bir bir de yaşanmışlıkları oldu o dönemde. Al Pacino vardı, hatırlar mısın? Fulya'da. Al Pacino. Bir gün geldi senin yanına. Zamanlar. Ümit Bozkurt, Erman Göreçer, sen böyle koşarak geldi. İbrahim abi dedi. Buyur kardeşim dedim. Abi dedi, seni çok seviyorum ama bir kafanı kaldırdı abi dedi ya. Al Pacino ilk geldiğimiz sene. Erman, evet, ben evet, Ümitlerin olduğu sene. İlk zaten kafayı, sonra zaten bizim Erman Hoca da o kafayı kimin içerisinde para arıyor diye çok o zamanlar kaldı öyle. Al Pacino dedi, ilk o dedi ya, biraz kaldır abi kafanı dedi, çok iyi takımlara gideceğim dedi. Çevreyi gör falan, taktik de vermeye başladı Al Pacino. Tabii ki taraftar ama biliyor. Abi diyor, kafayı kaldırınca diyor, sen diyor daha büyük topçu olacaksın falan. Ama işte o kafayı kaldırmamayı, efendim orta yapamamayı bir dönem bir yaptık ya. Yok yok, sonlara doğru yaptık. Son 4 sene falan kafayı da kaldırıyordun, ortayı da kesiyordun son 3-4 sene. Ama ben işte şimdi ilan, bizim ilan dedi ya, ilanı da seviyoruz buradan. İlan dedi ya, işte benim İbrahim Hoca bir tane orta yapardı senede. Quaresma kafaya keserdi diye. Doğru, ilan dönemlerinde o kadar yapamadık ama Bobo'ya da çok yaptım ben ya. Bobo da bu sefer atamıyordu. Bobo'nun da öyle bir yapısı vardı yani. İlan'ın öyle bir serzenişte bulunması doğru. Şey dedi, Markus Müş bana 11 tane asist yaptı. İbrahim Üzülmez sadece bir tane yaptı dedi. Ama Markus Müş yapardı. Niye? Markus Müş'ün özelliği oydu. Markus Müş onu yapardı. Ama arka taraftan da bu oyuna Markus Müş'ün tarafından da hangar gibi kullanıyorlardı orayı. Hangar gibi Markus Müş'ün oradan depar atan kaleciyle karşı karşıya. Tabii tabii. Onun da önü iyi, ortası iyi. Arkası geri kötü. Dönüşleri kötü. Caner gibi mi? Caner Erkin gibi. Aynen Caner gibi. Ben onları karşılaştırıyorum. Caner de öne gittiği zaman pasları, kavisli ortaları, müthiş. Ayağı pasları iyi. Ama Caner'in de arkaya geldiği zaman o defans oyuncuların en önemli özelliklerinden birisi de sezgileri iyi olması lazım. Değil mi? Şimdi Caner'in oradaki dalmaları var. Dalıyor bazen Caner. İşte o dalmalardan kaynaklanan yenen goller var. Evet. Markus Müş de öyleydi. Markus Müş'ü ben oynadığımda Scala'nın önde oynattığı dönemler de oldu. Yani ilk zamanlar değildi. Sonraki zamanlarda Markus Müş biraz da ön tarafta oynadı. Çünkü Markus Müş'ün öndeki kavisli ortaları müthiş ama defansif özelliği de çok iyi değildi yani. Senin de defansın iyi, ön taraf. Benim de defansım iyi. İşte her oyuncunun bir eksikliği tabii oluyor işte. Defansımız iyiydi ama Lucescu döneminde 100. yılda sağda Kaan Dobra, solda İbrahim Üzülmez, önde de iş yaptı, arkada da iş yaptı. Değil mi? Hakikaten iş yaptı. Yani 100. Tabii, yıldaki o sene sen hatırlıyorum. Uzay senesi. O sene güzeldi. Sen 4 gol attın, 7 asist yaptın o sene. Ya ben 100. yılda Chelsea'de Sergen'i attırdık Londra'da ya. Chelsea'de Sergen, yani yapıyorduk yani oralarda. Gerçi duran toptu da Kaan Hoca Kaan Dobra'nın yaptı. Ama Kaan'ın ve benim hem önde bu kadar etkin olmamızın sebeplerinden birisi arka üçlüdür ama. Zago, Ronaldo, Ahmet Yıldırım. Ahmet sol tarafta, Ahmet zeki bir oyuncu. Ahmet akıllı bir oyuncu. Zago aynı İtalya'dan gelmiş, sertlikte ön plana çıkan oyuncu. Ronaldo müthiş, yumuşak oyuncu ama akıllı oyuncu. Araya giden topları müthiş, süpüren bir yapıda oyuncuydu. Dolayısıyla bu üçlü bizi çok rahatlatmıştı. Hem kanat olarak, bir de orta sahada Cunti diye bir oyuncumuz vardı. Değil mi? Cunti, Tayfur hocam. Çok önemli işler yani. Sen Cunti ile çok şakalaşırdın Cunti ile, hatırladın şimdi. Cunti beni severdi ya. Cunti. Otobüste şampiyon olduğunuzda tur atarken böyle birbirine sarılmıştınız. Severdi beni Cunti. Ya beni Beşiktaş'ta Cunti, Amaral'dan tut, herkes severdi. Yabancı evet. Oyunculara baktığınız zaman Cordoba, Mordoba falan diyaloglarımız güzeldi. Ama Cunti'nin o bile bir dönem deli İbrahim diye tezahüratlar yapardı. Evet. La dedim, sen nereden öğrendin bunu? Diyorlar dedi, oradan dedi işte. İngilizce konuşamıyorduk tabii, da işte, çatpat. Sen herkese anlaşıyordun Türkçe ama. Türkçe konuşuyordun sen. Ya onu öğrettik daha. Bizim İngilizce yoktu ki. O zaman onları Türkçe bir şeyler öğrettik. Onlar falan işte nasıl yapacaksın Atakan? O zamanlar tabii falan doğru dürüst biz gelmişiz gurbet elden. Yabancılar geliyor. Bir de bizim yapımızda bizi tanıdıkça daha çok bizi sevmeye başlıyorlardı. O Cunti benim, o da arkadaşlığı da yaptım. Çok da anlaşamıyorduk. Çat pat bir şeyler konuşuyorduk. Anlaşıyorduk. Beni de çok severdi. Bir de Cunti'nin oyunculuğu da iyiydi. Cunti
Beşiktaş'a çok şey kazandırdı. Tabii. Çok şey kazandırdı. Yani orta sahada falan çok oyuncunun yükünü de almıştır Tayfur hocamın falan. Bir de sol ayağı iyiydi. Giunti Guti. Bak bunlar önemli oyunculardı. Sol ayaktı. Farklı özelliklerdi ama hakikaten o Beşiktaş'ın orta sahasına o hareketliliği, o tekniği getiren oyunculardan birisiydi. 100. yıl bizim için önemli bir yıldı. 100. yıl en çok geriye dönüp baktığımız zaman 100. yılı hakikaten bütün o dönemki taraftarlarımız da anımsayacaktır. Biz saha içerisinde geriye düşüyorduk. Hiç panik yok takım içerisinde. Nasıl olsa bu maçı 2-0, 3-0 ya da 2-1, 3-1, 4-1 kazanabilecek potansiyelimiz var diye o özgüven içerisinde sahaya çıkardık. O kadronun dağılmaması lazım. O kadronun ekmeğini 2-3 sene daha yiyebilirdik. Niye ama yemediniz? Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Yani çok şimdi o detaylara girmek de istemiyorum. Ama benim ondan sonraki süreçte o takımın çok şampiyonluktan sonra çok çabuk bir şekilde dağılmasını açıkçası üzüldüğüm noktalardan birisi. Ama detaylar, herkes bir şeyler söylüyor. Ben Beşiktaş camiasında şöyle geriye dönüp baktığınız zaman... Hani diyorlar ya operasyon yapıldı. Operasyon var mıydı sence? Ya operasyon... Sen beni tanıyorsun. O dönemlerden beni en iyi tanıyanlardan birisi sensin. Ne operasyona girerdim, ne operasyon dışına girerdim. Benim işim antrenman, maç, ev, dinlenmek, çok sevdiğim camiaya antrenman. Yani bu tür şeylerle diyalog içerisindeydim. Çok söylentiler oldu. Herkes bir şeyler söyledi. Ama dedim ya, Beşiktaş camiası şimdiki gibi değil. Şimdi daha fazla sahipleniliyor. O zaman sosyal medya, şudur budur, herkes bir şekilde hakemlerin yanlışlarını herkes falan üstüne gidiyor, baskı kuruyor vesaire. O dönemlerde bu kadar baskı kurulmadı. O takım kalabilirdi. O takım 2-3 sene daha Beşiktaş'ı rahatlıkla şampiyon yapabilecek potansiyeli bir takımdı. Maalesef o takım şampiyonluktan sonra çok kolay bir şekilde dağıldı. Ondan sonra zaten Beşiktaş'ta sıkıntılar yaşanmaya başladı. Samsun maçı Cem Papa'yla 5 kırmızı kart. Sen de kırmızı birisi kart yemiştin. Birisi de bendim. Ya Cem Papa'yla ilgili söylemiştim. Cem hocamın belki bazılarına göre kartlar doğru ama Cem hocam çok otoriter olacağım diye çok rahat bir şekilde maç yönetti. Şimdi çok mu kolay kırmızı kartlardan, kırmızı kart yiyenlerden birisi de benim. Ama anlatıyorsun hocam, öncesinde bir tarih var. Bak Julio Cesar diye bir oyuncuları vardı onların. Ha, seni tahrik etti ya, yatsıması. Etti ama öncesinde de var yani. Anlatıyorsun anlam, hiç yüzüne de bakmıyor Cem hocam. Ha, yüzüne bakmadan. Yani bu, bakın bu teknik adam, hakemlerin saha içerisinde oyuncularla diyalog kurması lazım. Otoriter olmak ayrı bir şey ama oyuncunun nabzı 180, 190, 185 oluyor bazen. İstediği gibi düşünemiyor, tepki gösterebilir ama siz hakem olarak ona daha sıcak yaklaşmanız gerekiyor. O zaman oyuncu biraz daha şey yapabiliyor, yani biraz daha yumuşayabiliyor. Ama o dönemde Cem hocam biraz daha maçta, saha içerisinde çok rahat bir şekilde çıkarttıklarını düşünüyorum ben kartların. Ama kimseyi de burada şey altına bırakmak değil ama yaşanmıştır. Geçmişe şöyle gittiğiniz zaman evet 5 kırmızı kart, 5 kırmızı kartın öncesinde de tahrikler vardı. Bence o dönemde Beşiktaş camiasının daha fazla takım içerisinde sahiplenmemiz gerekiyordu. Camia olarak sahiplenmemiz gerekiyordu. Onlar olmadı. Maalesef olmadı onlar. Olmayınca da o güzel jenerasyonun 3-4 sene daha kaymağı yenmesi gerekirken yapamadık onu ya. Giunti dedim, bir de Guti dedim. Guti'yle de birlikte oynadın. Guti özellikle senin savunmanın arkasını çok kaçırıyordu ara paslarıyla. Sen gösterdiğin anda atıyordu. Guti'nin öyle bir özelliği vardı ki bas deparı. Değil mi? Bas deparı direkt önünde buluşturuyor seni. Yeter ki o alternatifi ona sunabilsen. Yani böyle bir özelliği vardı. Ben Guti ile 3-4 sene oynayabilseydim daha fazla asist yapardım. Yani çünkü zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. O yeteneğiyle beraber takım üzerine çok fazla katkı sağlıyordu. Zaten onun verdiği pastalla o dönemde dün gibi hatırlıyorum ki 3-4 tane böyle asistim vardı. Çünkü depar attığım zaman benim en büyük özelliğim geriden sprinter bir şekilde depar atarak rakip ceza sahası, rakibin birinci bölgesine hızlı bir şekilde inmek vardı. Oraya indiğiniz zaman direkt Guti'nin topla buluşturma özelliği vardı. Dolayısıyla çok önemli bir oyuncuydu. Keşke daha fazla oynama imkanı yakalayabilseydik yani. Kuvarezma nerede oynadın? Kuvarezma futbolun sosyetesi. Değil mi? İyi bir oyuncu.
ayak içi, ayak dışı. Ya bu da tabii Quaresma'nın da bir sana saygılıydı değil mi? Ya Quaresma saygılıydı ya. Quaresma iyi çocuk aslında ya. Quaresma'yı anlamak lazım. Quaresma biraz başına buyruk bir yapısı gibi gözüküyor ama Quaresma takım içerisinde sahaya çıktığı zaman varını yoğunu ortaya veren bir yapıda oyuncu. İlk geldiğinde daha genç, daha şımarıktı. İkinci geldiğinde daha olgundu. Olgunlaşmış yani. Benim dönemimde biraz da o senin dediğin şımarıklık vardı ama. Hatta bir gün hatırlıyorum, sen hatırlamayabilirsin. Sen o gün nadir de olsa yedek kulübesindeydin. Genelde 11 oynardın ama yedektin. Sakatlığın da olabilir, bilmiyorum. Geldi böyle takımın da yıldızı, starı Inter'den gelmiş şımarık. Böyle su var derinde böyle içti. Tık diye sıktı böyle sana doğru. Sen de takımın kaptanısın. Kötü niyetle yapmadı onu. Ya yapmadı. Sen bir kalktın böyle ya. Yapmışsın lan bu. Ne yapıyorlar dedim ben. Sen bir kalktın ya. Kovacma senin o halin yüzü zınt diye uzadı böyle. Ya tamam, onu niye yaptı onu da anlamadım. Doğru söylüyorsun. Şımarıklıktan yani, yaptı. İçti işte. Seviyor o işleri. Görüntüyü tabii seviyor. Seviyor. Şunlar ama tabii bunlar... başkasına yapsaydı sıkıntı ya olmaz da sana yapınca. Üstümüzü ıslattı da var. Tabii. Ya bu ne yapıyoruz? Yani şimdi şey yaptık ama yapısında var Quaresma'nın. Yani ona da bir şeydi. Sonradan zaten art niyetli yapmadığını görüyorsun oyuncu. Ya bunun yapısı bu. Bunun karakteri bu. Demek ki bu bir şekilde mutlu olmaya çalışıyor. Katılıyorum. Bir sonraki dönem geldiğinde daha olgundu. Daha böyle olgunlaşmış bir vaziyette Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştı yani. Geri geliyor muydu peki? Gelmezdi. Quaresma'nın geri gelme özelliği neredeydi? Quaresma önde oynadığı zaman onun o gün Quaresma önünüzde oynuyorsa bir bek oyuncusu olarak bir mi efor sarf ediyorsunuz? Onu 1.5'a çıkartmanız lazım. Niye çıkartmanız lazım? Ya yok, Quaresma birebir bek oyuncusunu kovalamaz. Ama yakaladı. Ya bana bunu sordular şeyde ya. Karabük maçından sonra 4-1 mi? 4-1 hadi gol attı. Kaleci çıkamadı, gol attı. Ya hayır. İki asisti bir golü vardı ya iki gol bir asisti vardı. Evet. Bana sordular Quaresma geri gelmiyor işte bununla ilgili düşünceni ne? Ya dedik ki evet adam geri gelmiyor, biz zorlanıyoruz, yoruluyoruz. Bek oyuncusuyla mücadele veriyorsun, kanat oyuncusuyla mücadele veriyorsun. Ama iki asist bir gol, iki gol bir asist. Ya böyle yapacaksa, böyle verimli olacaksa, böyle skor üretecekse bırak gelmesin dedik. Biz onun için daha çok koşacağız dedik, mücadele ederiz dedik. Sonra hiç gelmedi. Bazen yapma. Bak şimdi yaptığı zaman sıkıntı yok önde. Tabii. Ama önde bir şey yapmıyorsun, top kaptırıyorsun, bırakıyorsun orada. Adam üstümüze ikili üçlü geliyor. Bu sefer şey, arada kızıyorsun da. Tabii. Ama önde olduğu zaman, yakaladığı zaman iş yapıyordu birebir. Son dönemlerde yapamıyordu. O da Beşiktaş takımına çok önemli katkılar sağladı. Şöyle benim çok mesela üst düzey oynayabileceğin ya da oynadığım oyuncular içerisinde ilk 5 içerisinde Quaresma'yı da koyabilirim yani. Bire Sergen'i koyarım ama. Bire biraz Sergen'i koyarım. Bire. Siz Sergen Yalçın'la inanılmaz iyi anlaşırdınız. Çok iyi arkadaştınız. Acayip şakalaşırdınız. Hatırlıyorum böyle. Hep takılırdınız birbirinize. Ya Sergen takılırdı bana. Ben de ona takılırdım. Sergen sen ne zaman gol atacaksın derdi. Bilmiyorum derim. Oralara girince panik yapıyoruz derim. Altı pasın oraya. Orada farklı bir duygu ama bak. Altı pası rakip ceza sahasına böyle kaleciyle karşı karşıya hiç kaldın mı oynarken? Üstün başın boşalıyor böyle. Öyle mi? Tabii canım. Sergen boşalmıyor muydu Sergen? Sergen yok. Sergen olduğu zaman zaten kaleciyi de bekliyor. Gelsin de çalımlayayım diye. Çalımlayayım dedi. Ama biz olduğu zaman panik yapıyorduk oraya girdiğimiz zaman. Oralar tehlikeli. Yanıyor oralar. Yanıyor değil mi? Yanıyor oralar, sıcak yerler. Eyvah diyorum kaçırırsam falan. Sonra attığım goller de var tabii ki. Yani. Sergen'e de diyorum. Ne olur mu diyorum. Bazen mesela onu söylemiştik ya orta yaparken niye gitmiyorsun diyorum. Zaten dışarı gidiyor, niye gideyim diyor. Diyor o dönemler falan. Göztepe maçı. Yalnız arkadaş da çok gülüyor. Göztepe maçı. Sen kestin. Bu penaltı noktasında bekliyordu kaptan Sergen Yalçın. Şu ayağını kıstı, ayağını içine bir vurdu böyle 90'a gitti. Sen gittin, nasıl asist yaptın dedim. Ne asisti ya? Topu oraya atacağını bildiğim için orada kaldım dedi. Bak, bazen ya o dönemler iyiydi ya. Tayfur hocam, Sergen, ya güzel muhabbetlerdi. İçeri girmiyordu ya, topu atamayacağını. Girmiyor diyor oğlum, girtsene diyorum orta yapacağız. Ne gibi, avuta gidiyor zaten. Niye gideyim diyordu. Ama bir dönem yaptım. Başını kesin. Chelsea maçında yerden kestim. Yerden. Oradan kesseydim gene vuramazdı. Yerden kestim de
Bizim Okan bırakmadı ki adam yanımıza gelse havamız olsun. Londra'da Chelsea maçında asist yapıyorsan. Ya Sergen bana gelsene öbür tarafa gitti. Orkan bırakmadı ki. Dikkat et. Okan itti Okan'ı ama. Da itiyor abi. İtiyor tabii. Bırakmadı ki Okan yapıştı ona. Ya güzel anılardı ya. Şimdi bunları anlatınca şimdi de başarılı bir şekilde takımda mücadele ediyor. İki de şampiyonluk yaşadı geçen sene. Yakışır kardeşime. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı gösterecek. Gurur duydun mu? Deparını gördün mü Göztepe maçı, Göztepe'de? Evet. He? Gördüm. Yoruldu biliyor musun? Sergen'in şampiyonluktaki, Sergen çok fazla ağlamaz. Yani gözleri dolması, ağlaması, duygulanması bu güzel şeyler. Yani sen gördün mü hiç ağlarken? Yok benim dönemimde ben şöyle... Bir Delbos'u giderken ağlamakla olmuş. Ya üzüldü de öyle ağlamaz ya. Del Bosque giderken takımın 30 tanesinin 29'u zaten duygulandı. Duygulandı. O bir tanesini söylemeyeyim de. 29'u duygulandı. Hakikaten herkes duygulandı. Sergen gurur duydum mu? Duydum. Sergen şampiyonluk yaşaması, iki şampiyonluk yaşaması, Beşiktaş camiasında başarılı olması, Göztepe maçındaki o duygulu, coşkulu bir şekilde onu şampiyonluğu yaşaması, ağlaması, o deparı, maçtan sonraki o deparı. Ya bunlar güzel şeyler. Bir teknik adamın yaşamak isteyeceği şeyler. Yoruldu ama değil mi deparda? Tamam da 50 metre depar attı yoruldu. Demek ki yavaş yavaş artık onun da spor yapması gerekiyor. Ama zayıfladı bayağı. Zayıfladı bayağı. Şimdi biraz daha... Şeyden daha fit, top oynadığı zamandan daha fit. Daha şey, onun tabii, bir fotoğrafımız tabii. Var zaten. Şimdiki fotoğraftan 3-5 kilo daha fazladır belki. Değil mi? Şimdi biraz daha diyet herhalde yapıyor. Beşiktaş'ta Sergen bir efsanedir. Sergen'in bundan sonraki süreçte de Şampiyonlar Ligi'nde de bu takımı başarılı bir şekilde yoluna devam ettireceğine inananlardanım ben. Çünkü çok zeki bir teknik adam. Akıllı bir teknik adam. Oyuncularıyla beraber iletişimi, sinerjisi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta uzun yıllar hizmet edecektir. Geçmiş dönemlerde de anılarımız çoktur. Beraber oynadığımız güzel dönemler vardı. Biz 100. yılda kahvaltıya oturduğumuz zaman o kahvaltı 9'da 10'da neyse otururduk. Kahvaltı 1'e 2'ye kadar öyle kalırdı yani. 1 saat, 2 saat, 3 saat muhabbet ederdik. Bu o dönemleri özlüyor muyum? Evet özlüyorum o dönemleri. Keşke o dönemlere dönebilsek. Ama şimdiki bundan sonraki süreçte Sergen'in başarısıyla ben de mutlu olanlardanım. İnşallah şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Şampiyonluklar yaşadı. Beşiktaş benim çocukluğumun takımıdır. Biz istiyor muyuz? Ben de çok istiyorum. Şimdiki süreç biraz daha Sergen'i destekleme süreci. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse o camianın içerisinde bizler de görev almak istiyoruz tabii ki. Ama şu anda Sergen'e destek verme zamanı. Onu soracaktım. İki tane kupa aldı. Müthiş bir başarı ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosu daha kaliteli oyunculardan koluydu. Daha derin kadroları vardı özellikle. 13,5-14 kişiyle şampiyon oldu. Sen zaten Sergen Yalçın'ı çok seversin bilirim. 5 yaşında başarılı olmasını istersin. Elbette ki sende kıskançlık olmaz ama izlerken imrendin mi? Ya keşke ben de böyle Beşiktaş'a hoca olsam ya da ilerleyen süreçte hoca olsam ben de şampiyonluklar yaşasam içinden geçirdin mi? Ya onu tabii ki ya şimdi Beşiktaş gibi camialarda kaptanlık yapmış oyuncuların herkes bunun bu mutluluğu ister. Hatta ben biliyorum ki şu anda Beşiktaş'ta görev yapmış geçmişte oynamış, kaptanlık yapmış ama Beşiktaş'ta görev yapıp şu an başka takımda olan teknik adamların da onu istediğini biliyorum tekrardan geri gelip de. Onu ister herkes. Kıskançlık kesinlikle değil. Yani ben ya kıskançlık bunları ben çok şey yapmıyorum ya çok doğru bulmuyorum. Sergen'in başarısını falan biz niye kıskanalım? Sergen bizim kardeşimizdir. Sergen başarılı olsun tabii. Bugün Sergen, yarın bizler. Tabii, daha tabii. Sonra bir başkası. Bunlar olacaktır. Bunlar hep bir değişimdir. Yani Sergen önce de Ertuğrul Hocam da evet. Bu camiada falan görev yapmış. Rıza Hocam görev yapmış. Samet Hocam görev yapmış. Bunlar Beşiktaş'ın kaptanlarıdır. Şimdi Sergen yapıyor. Yarın bir başka Beşiktaş'ın kaptanı görev yapacaktır. Bu bir süreçtir. Bir Şifo Mehmet, Mehmet Özbek'le İbrahim Üzülmez zaten kaldı. Baktığın zaman böyle kaptanların efsanelerden. Ya Şifo Hocam da efsanedir. Beşiktaş'ın efsanesidir. Tabii, tabii. Tabii ki ister. Şifo Hocam'a sorsanız o da ister. Ben de isterim. Ama bunlar belli bir zaman içerisinde olabilecek şeylerdir. İşte Türkiye'de dedim ya, başarılı oluyorsunuz, takımdan ayrılıyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz, takımdan ayrılıyorsunuz. Başarısız olan teknik adam 2 hafta sonra başarısız olmasına rağmen başka bir takımda görev yapıyor. Evet. Siz başarılısınız, bekliyorsunuz.
Bu nasıl oluyor? Enteresan, bu nasıl yapacağız? Niye? 2 hafta önce o adamın daha gücü var. Derken böyle bir süreç var. İnşallah Allah nasip ederse o görevde biz de istiyoruz tabii ki. Hulk. Oo, Hulk. Sen Porto. Hulk var ya, Hulk'la bir anımız var. Hulk Porto maçıydı değil mi? Evet, Porto Beşiktaş. Ya karşımda oynuyor. Adamda 2 tane benim kolum gibi bir tek kolu var. Bacağa bakıyorsun. Şeyi de aşağı indirmiş, şortu çıkartmış, bacak tarafı, eyvah diyorum, bununla nasıl uğraşacağız ya? Şey gibi, çok güçlü bir oyuncu. Hakikaten Hulk yani. Değil mi? Şey gibi böyle. O da yıkılmıyor. Yıkılmıyor, ikili mücadeleye girmiyor. Kimi ben ikili mücadelede kendim hep güvenirdim. Niye? Böyle uğraşırdım, çekerdim, mücadele ederdi, güçlü bir omuzları koyardık vesaire. Bununla mücadele, bir bununla mücadele edemedim. Bir Ribery Galatasaray maçında, bir de Manchester'da Valencia. Ha, Valencia. Abi oynuyor. Valencia'da pasular böyleydi. Valencia'da öyleydi. Bravo. Evet. Valencia'da bana ondan sonra oyun durdu falan. Birkaç pozisyonla uğraşamadık, bununla boğuşuyoruz falan. İyi bir oyuncu dedim. Ben dedim şey yaparım bu oyuncuyla dedim. Herhalde bugün işimiz var dedim. Sizde dedi Quaresma var dedi. Bırak dedim Quaresma'yı, sen gel dedim Beşiktaş'a. maçında gaz veriyorum ki. Ya maçında değil mi? Da sakinleşsin diye. Sakinleşsin. Durmuyor ki, alıyor şey gibi. Uğraşıyoruz. Ben de diyorum ki Kuvare seni dedim Beşiktaş almak lazım. Sen dedim büyük oyuncusun falan filan. Ben de onu şey yapıyorum. Gazlıyorsun. Yemedi. Yemedi mi? Yemedi. Yemedi. Habire üstüme geldi. Habire üstüme Sergen geldi. Sergen Hoca çok istiyor onu. Kim? Hulk'u. Şu anda istiyor mu? İstiyor. Tabii o zamanki Hulk'la şimdiki aynı mı? Tabii şimdi yaşlandı tabii de. Biraz da ama gene iş yapar. Yapar. Türkiye'de güçlü iş yapar. Güçlü bir oyuncu. Şey oyuncu. Sergen Hoca istiyorsa... Sergen Hoca demek ki ondan verim alacağını düşünüyordur. Ama saha içerisinde öyle bir şeyimiz geçti. Quaresma'yı abire sordu işte sizde mi falan filan geliyor işte. Tabii o zaman Porto'da falan. Efsane olduğu için Quaresma merak ediyor. O gün de Porto'ya gelmedi Quaresma. Onu merak edince sen de araya sıkıştırdın. Ben tabii. De araya sıkıştırdım. Ben dedim ki Quaresma değil dedim. Sen dedim daha büyük oyuncusun. Sen dedim bize gel Beşiktaş'a geldi ki performansı düşsün diye. Ama şey yapmadı, daha fazla mücadele daha fazla geldi. Mücadele. Sıkıntı oldu. David Beckham. Sen İngiltere maçında Türkiye-İngiltere maçında Kadıköy'de karşılıklı oynamıştın. David 0-0'lık maç. Penaltı kaçırdığı maçta. David Beckham'la ilgili anım şey ya yani tünelde gidiyorduk soyunma odasında. Ya yakışıklı adam. Tabii. Hani şimdi de yakışıklı da o zamanlar daha adam yaşlanmıyor ya. Adam yaşlanmıyor. Ya bir de parfüm sıkmış. Etrafı kokuttu böyle. Ama parfüm de aman Allah'ım böyle bir şey yok. O zaman dedik ki bu yakışıklı adam dedim bu üstüne mi döktü dedik bu parfümü falan ya. Soyun şeyde tünelden çıkarken birkaç kere de ikili mücadelede saha içerisinde gitmedi o parfüm. Yani. Parfüm kokusu buram buram geliyor. Parfüm de onun kadar kaliteli. Onun kadar kaliteli nasıl bir şey kullandıysa ya şimdi su gibi İngilizce konuşsam söyleyeceğim. Ya o da yok. Onu da şey olarak anlatamıyorsun. Alpay Özalan'la bir de şey oldu Alpay'la ya. Alpay'la onunla bayağı bir tartışma içerisine girdiler tünelde, saha içerisinde. Ne yaşadılar bilmiyorum. Herhalde İngiltere'den kalma. Evet. Alpay da İngiltere'deydi odan. Aston Villa'daydı. Oradan kalma bir diyalogları mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Zaten bayağı bir tartışma yaşadılar. Saha içerisinde olumsuz söylenler, tünelde, münelde vesaire. Ama onunla ilgili benim hatırlayacağım, Serenomi'ye çıkarken o parfüm falan burundaki şeyleri yaktı böyle. Yani. Kaliteli bir parfüm. Saha içerisinde her ikili mücadelede o vardı yani. Ya kaliteli adam, kaliteli parfüm, yakışıklı adamdı yani. Sergen Yalçın mı daha yakışıklı, sen mi? Onu söyledik canım, o Sergen mi ben mi? Sergen. Şimdi bitti zaten. Sergen'in de sakalı beyaz, benim de sakallar beyaz. Lucescu'ya söylediğimizde Lucescu aktı olarak tabii ki beni gösterdi. O zaman saçlar bağlı değildi böyle. Uzun saçlarımız vardı. Lucescu ama ya bu diyalog bile o zamandaki başarıyı ortaya koyuyor. Ama güzel bir diyalog. Güzel yani soyunma odasında Valencia maçıydı herhalde. UEFA maçına gitmiştik. Orada olmuştu soyunma odasında. Nasıl oldu peki? Sen mi yakışıklı, ben mi yakışıklı, ben ya daha yakışıklıyım falan. Öyle mi oldu muhabbet? Ya öyle oldu tabii. Öyle nasıl soyunma odasında antrenman bitmişti. Kimle? Tayfur hocalar da bizi kışkırtıyor ya böyle kışkırtıyor. Falan. Veriyordu gazı falan. Sen misin? Lan benim tabii dedim sen. Sergen dedim bakmıyor musun aynaya falan. Kudurdur falan. Ya dedi ne şey dedi ya senin de o zaman işte saçlar da maçlar yüzümüz bu kadar dolgun değildi kulaklar muraklar biraz kepçedir bizim de yani. Ya dedi sen dedi kendine bakmayın. Sergen benim kulağı diyor kendi kulağı da öyle. Tabii.
Gel dedim Lucescu'ya gireceğiz. Lucescu'ya bir girdik. O da çıplak duruyor orada. Eyvah dedi, kapat kapıyı. Onu havluyu mavluyu koydu falan. Hocam dedim karar veremiyoruz. İkimize de bak diyorum. Baktı. Dedi ki yarın dedi maç toplantısından önce gelin ben size söyleyeceğim dedi. O da o anda karar veremedi mi? Veremedi, çıktı o da ondan veremedi. Sonra o da. Yani buradaki diyalog, buradaki güzelliği. Ne buradaki dedi hocam? Ben dedim ya. Hayır, şey mi? İbrahim Üzülmez ben, mi ben dedi? Ben dedi. Zaten alındı ama ben dedi yani. Üçesko'nun öyle güzellikleri vardı ya. Ne güzel diyaloglar değil mi bunlar? Süper, ya? Müthiş. Onlar 100. yıldaki işte bizi başarıp, işte dedim ya demin, o takım 3-4 sene giderdi. O takım daha iyi işler yapardı. Yani üzüldüğüm noktalardan birisi yani. Sen hatırlamazsın, iki tane anı var. Bir tanesi İtalya'dan dönüyorduk. İtalya'dan dönüyorduk. Uçaktaydık. Ben dedim ki, kaptan dedim, Zidane mı daha iyi futbolcu, sen misin dedim. Zaten bir Zidane diyecek. Dedi benim de yanımda öyle adamlar oynasa ben de o kadar ön plana çıkarım dedi ya. Görmüyor musun benim yanımda oynayanlar dedi. Tayfur Lazer'i gösterdi. İkimizi mi gösterdi? Doğru diyor. Oğlum bizi gösterdi. Tabii. İkinizi ama Chelsea'de gol attırdım ben. Tabii. He, ikisi bulduk maçta. Bak. Sen de iyi gaz vermişsin ama. Tabii. Hayır ben gaz vermedim. Ben Zidane mı sen misin diye. Zaten bir Zidane diyecek. Zidane falan demedi. Normal ya, Tayfur Hoca bazen. Tayfur Hoca'nın da güzel anıları var. Sen Rıdvan şey. Nihat da anlatıyor onu. Bazen bir maç mıydı neydi? Tempolu bir maçtı. Tayfur Hoca nefes alamıyor. Taç atacağım. Doğru Nihat Han. Taçı atacağım. Tayfur Hoca şey yapıyor. Adamın arkasına saklanıyor. Hocam. Bana hocam boşa çık. Nefes alamıyor. Başka tarafa açık. Kendim senden çok güldüm ya. Ya biliyorum ya. Biliyorsun değil mi onu? Biliyorum. Ya dedim boşa çık, adam yok. Nefes alamıyorum, başka tarafa attırı. Seviyorum ben. Tayfur hocam nerede ya? Tayfur hocam arada şey yapıyoruz yani. Kızı okulda okuyor, arada Amerika'ya gidip geliyor. Tayfur hocam çok kalitelidir. Çok, Tayfur hocam müthiş, çok severim. Efendidir, abi. Kalitelidir. Adamdır. İşte bu ülkede Tayfur hocam gibiler ön plana çıksın istiyoruz ama olmuyor, maalesef olmuyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Atakan ne yapacağız yani? Bir de Dijitürk anısı var. Sergen Yalçın'a sen hatırlamayabilirsin. Tam benim önümde oldu. Nevzat Demir tesislerinde kapının hemen önünde. Orada Kartal heykeli var ya. Kartal heykelinin orada. Sen gittin. Dedin ki Sergi dedin ya. Senin odanda Dijitürk varmış dedin. Evet dedi. Senin odada var. Bizde niye yok dedin. Ben Sergi'nim herhalde bende olacak dedi. Özgüvene baksana. Tabii. Özgüven her tarafta vardı ya. Tabii. Doğru öyle geçtik. Bizde olacak tamam, sende mi olacak diyor bizde. Sergen Yalçın şeyle. Sergen Yalçın herkesin çok büyük saygınlığı vardı ama futbolculuk döneminde. Mehmet Selef de anlattı ya geçen. Rıza Hoca demiş ki kale direklerine taşıyorlarmış. Sergen demiş niye taşımıyorsun direktleri? Hocam demiş senin zamanında ben taşımıyordum. Şimdi mi taşıyorsun? Öyle mi dedi? Tabii. Hatta 5-2 oynuyorlarmış. Top çıkmış, Sergen'i ortaya gelsene demiş. Hocam demiş, ben senin zamanında geçmiyorum ortaya, şimdi mi geçeceğim demiş. Abi bizim dönemimize de girmezdi zaten. Girmez ya mi? Bir o taraftan bahane bulurdu ya buradan bahane bulurdu. Topu ya kaybeder miydi zaten peki? Ya zaten topla şey olmayazdı ki, duruyordu yerinde zaten. Hiç sağa sola gittiği falan. Ortaya gidip de zaten şey yapmazdı, topu kapmak için bir mücadele vermezdi ki. Vermezdi mi? Ama onun özgüveni o dönemlerden var yani. Hatta Gökhan Hocaların dönemi, Gökhan Hocalar da anlatıyor yani evet, o Gökhan dönemlerden Keskin. Yani Gökhan Keskinler falan. O özgüveni vardı. Şimdi o özgüveniyle de Beşiktaş'ı taşıyor yani. Tabii. O özgüven fazlasıyla var takım içerisinde de, onu hissettiriyor fazlasıyla Sergen Hoca. Camia içerisinde de, ama Sergen'in hayatının her döneminde bu özgüveni yaşamıştır. Yani. Evet. Özgüven, yalnız şunu söyleyeyim, Sergen yetenekli bir oyuncuydu. Sergen'in tabii, böyle şey baktığın zaman, ben bazen önde oynardık, geriden keyif alırdım. Alışları, verişleri, topu sürüşü falan, o attığı goller falan var. Şimdi bir sürü benim zamanımda da gol attı falan. Şeyde attı. Chelsea'de benim ilk golü ben asist yaptım da ikinci golü var. Tabii. Guduccini miydi? Onun üzerinden aşırtması falan 2-0 yaptığı maçta falan. Kaliteli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncuydu. Biraz daha oynayabilirdi ya. Biraz daha onu izleyebilirdik. Yalnız işte çalışmayı sevmediğin zaman da bu iş seni bir yere kadar taşıyor. Tabii. Yetenek bir yere kadar taşıyor. Ondan sonraki süreçte iyi çalışan, şimdi Cristiano Ronaldo. Adam sudan başka bir şey içmiyor. Ama kaç yaşında?
36, 35-36 oldu. 36 en çok gol atan oyunculardan birisiydi. Evet, yani işte bu başarıyı taşıyan şey, yeterek sizi bir yere kadar getiriyor. Ama ondan sonraki süreçte gayret, çalışmak, efor, mücadele olduğu zaman işte 35-36-37-38. Ama çalışmıyorsun, 34'te o yeteneksizi bitiriyor. Sen Ronaldinho ile karşılıklı oynamıştın. Şimdi hatırladım. Şeyde Konfederasyon Kupası'nda. Değil mi? Ronaldinho o da uçuyordu. O da var ya, dans gibi oynuyordu. Böyle şey gibiydi ya. O da çok enteresan bir oynadım. Fransa'da. Çok sallanıyor değil mi karşılıklı? Fransa'da Konfederasyon Kupası. Çok önemli bir yetenekti ya. Çok kaliteli oyunculardı. Yani saha içerisinde onlardan top alma şansın da olmuyor ki saha içerisinde. Onlar farklı bir oyuncuydu. Hakikaten Konfederasyon Kupası'nda, gerçi o maç yanılmıyorsam 2-2 bitmişti. 2-2 bitti. Okan Şenol Hocam evet. Vardı takım başına. 2-2 bitmişti. O zaman Fransa'ya Alex gol atmıştı Brezilya'da. Alex de Souza. Alex 2-1 öndeydik. İkinci golü atmıştı. Evet, Alex atmıştı. Konfederasyon Kupası'nda. Brezilya'nın da o dönemdeki yeni jenerasyonuydu. Yeni jenerasyonuydu, evet. Bir sürü iyi oyuncular var. Adriana, Forbet, Adriano'lar falan filan. Tabii, çok tabii, önemli çok oyuncular. Ama Türkiye'de iyiydi. İyiydi. Ya o i̇yiydi. Konfederasyon Kupası'nda Gökdeniz de oynuyordu. Tuncay Şanlı Tuncay, uçuyordu. Tuncay falan neler yaptı. Hepsi uçuyordu. Ya işte bunları biz hatırladığımız zaman, şöyle geriye dönüp bittiğimiz zaman, Şenol Hocam'la beraber bu takım Kore'de önemli işler yapmışken Azerbaycan'da hani ne güzel taraftarlarımız, izleyicilerimiz var. O performansı gösteremediğimiz için biz hayıflanıyoruz, üzülüyoruz, evet. Eleştiriyoruz işte. Ampute bir dönem kötü oynadığımız dönemler. Kötü oynuyoruz, kötü sezonda. O dönemlerde de Beşiktaş'ta kimler vardı? Şimdi isimleri de söylemeyeyim de Beşiktaş'ın en kötü dönemiydi. Yanılmıyorsam Daum'un ikinci dönemi miydi ya? Hakikaten takım olarak kötü oynuyoruz. Evet. Herkes eleştiriliyor. Benle ilgili de bir tak açtılar. İbrahim Üzülmez Ampute milli takımda oynasın. Hatta İbrahim Üzülmez futbolu bıraksın. Ben de gittim, yorum yaptım orada. Ne yazın yorumda? Hakikaten bıraksın dedim ya, bu ortada yapamıyor falan filan. Sen kendine salladın ha yorumda. Kendime kızıyordum kendime. Takım da kötü ama. Şimdi sezonu hatırlamadım ama şeyler vardı. Alman oyuncular da vardı ya. Necatların olduğu evet, dönemlerde. Evet, doğru doğru. Hocanın da kim olduğunu bilmiyorum. Kötü bir sezondu. Şefer vardı. Şefer'in olduğu dönem. Alman bir oyuncu vardı. Uzun bir oyuncu orta sahada falan. Hakikaten kadro olarak da çok iyi değildi. İyi değildi. Takım da kötü. Biz de kötü oynuyoruz. Herkes eleştiriyorlar. Beni de eleştiriyorlar. Bir tanesi de bir tak açmış orada. Facebook'ta mı İbrahim Üzülmez futbolu bıraksın. Biz de artık kötü oynuyoruz. Bir şeyler veremiyoruz takıma. Üzülüyoruz. Ben de sinirlendim. Bir tane açtım başka bir sayfadan. Bence de bıraksın diyorum artık. Bunun zamanı geldi diyoruz falan. Kızdık ya. Birisi demiş Ampute milli takımında olsun falan. Ama bunu derken de Beşiktaş'ta teknik adamların en çok oynattığı ve vazgeçemediği oyunculardan birisi. Kim gelse oynattı seni. Yani. Kim gelse oynattı. 400 maçı aşkın maç oynadım Beşiktaş'ta 11 geçen senede. Geçen Necip'le bir yerde karşılaştım da benim Avrupa'da Beşiktaş'ın 2011 yılında ben futbolu bıraktım. 2018-19'a kadar da kimse o rekoru kuramamış. En çok oynayanlardan birisi ben birinci sıradaymışım. Onu da birileri istatistikte paylaştı. Çok da takip etmem bunları. Beşiktaş'ta görev almak zaten bizim için gururdur. Demek ki sen altyapıdan çıkmış olsan Beşiktaş'ta. Altyapıdan çıksam. Senin rekoru falan kimse egal edemezse. Sen hatta kavga olayı olmasa, kadro dışı kalmasan sen 200 sene daha oynardın Beşiktaş'ta. Oynardım. 37'ini bıraktım. 38-39'da devamlı oynayabilirdin ama arada oyuna giren, arada oynayan oyuncular olarak hakikaten 37'de bıraktım. 39'a kadar, şu anda Atiba kaç yaşında bilmiyorum. 38. 39'a oynardım. 39'a kadar oynardım ufak tefek ama nasip olmadı yani. Doğru. Atiba'nın performansı nasıl değerlendiriyorsun? Olağanüstü. Hakikaten Atiba'nın benim hoşuma giden şeylerden birisi mütevazı bir şekilde. Yani bu kadar önemli işler. Atiba'nın Göztepe maçında Beşiktaş'ın gol yediğinden sonraki bir surat ifadesini gördüm. Takımı ateşlemesi, takımı motive etmesi, şampiyonluk maçı olmamasına rağmen herkesi ayağa kaldırması falan, o görüntü beni çok mutlu etti. İşte lider karakterli oyuncular böyle oyunculardır. Önemli işler yapıyor, Beşiktaş'ta faydalı işler yapıyor. Beşiktaş'ta görev alması gerekiyor. Sadece saha içi değil, saha dışında da bu tür adamların görev alması gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel. Bir kere 38 yaşındaki adam 10 ikili mücadeleden 8'ini kazanıyorsa ona saygı duyacağım. %100. Şapkayı çıkaracaksın. Kardeşim sen bizim için önemli oyuncusun.
ona sözleşmeyi yaparken de kendisine bırakacaksın sözleşmeyi. Pazarlık yapmayacaksın otur oyuncularla. X bir tane genç oyuncuyla pazarlık yapıyorsunuz. Atiba gibi oyuncularla pazarlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Kontratı koyacağın önüne sen zaten o tür insanlar kontratta da adaletli davranır. Doğru. Hakkaniyetli davranır. Ben bu konuda Beşiktaş'ın Atiba'ya her yönüyle teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlukta çok büyük emekleri var. Beşiktaş'ın saha içerisinde herkese örnek olan bir mücadele içerisinde oluyor. Çalışkan da olduğunu söylüyorlar. Duyduğumuz kadarıyla bir Beşiktaşlı olarak bir süre içerisinde hakikaten Atiba'nın Beşiktaş'a verdiklerinden dolayı bütün camia zaten bu konuda olumlu anlamda hemfikirdir. Teşekkür edilmesi gerekiyor. Hani heykel meykel diyorlar ya, yapılıyorsa da ben hiç sesimi çıkartmam. Bu tür oyuncular falan saygıyı fazlasıyla hak eden oyuncular. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şampiyonlukta nasıl ki Sergen Hoca'nın çok büyük payı var, oyuncuların payı var. Burada Atiba'yı bir adım öne çıkartıyorum ben bu şampiyonlukta. Necip Uysal'ı nasıl değerlendirirsin? Özellikle bu sene geçtiğimiz sebeple mücadele ederdi. Topsuz oyunda vardı. Yedek kalsa da problem çıkarmazdı. Bir şekilde oynardı, şansını beklerdi vesaire ama bu sene ilk defa iyi de top kullanmaya başladı. Şimdi bazı oyuncular var. Hakikaten belli bir yetenek içerisinde ama o yeteneği sonuna kadar saha içerisinde vermeye çalışan, formanın hakkını vermeye çalışan oyunculardır. Bunlar içerisinde Necip o oyunculardan birisidir. Oynatırsın, elinden geleni yapar. Sağ beki koyarsın, elinden geleni yapar. Fenerbahçe maçında gitti, oynadı, arka direkte gol attı. Önemli bir derbide. Koyarsın, orta sahaya iş yapıyor. Yeri gelince stoper oynatıyorsun, çok büyük sırıtmıyor. Bu tür oyunculara o zaman sonuna kadar sahip çıkılması gerekiyor. Altyapıdan gelmiş. Necip de indirim yap diyorlar, yapıyor. Hiç sesini tabii çıkartmıyor. Hakikaten Necip'i tebrik etmek lazım. Allah da yolunu açık etsin. Bu süre içerisinde bizim dönemimizden itibaren üstüne de koyarak işler yaptı. Bizim dönemimizde biliyorsun Necip'e ver topu kullanamaz. Tabii doğru. Necip sallamak gibi olmasın da sen bizim kardeşimizsin. Allah yolunu açık etsin de. Doğru, bir Mustafa Doğan bir Necip'tir zaten. Ver zaten, nereye gideceği belli olmaz. Bunlar şeydir. Ha şimdi alınmaz değil mi bu kardeşim? Yok canım, yalnız abi şu anda bu sene kullanmaya başladığını söylüyoruz zaten. Ya ben kendime de sallıyorum yani. Bunları aşmamız lazım artık. Tabii. Ama Necip de Beşiktaş'ın en çok oynayan oyuncular. Mustafa da görev yapmış. Fenerbahçe'de oynamış, Beşiktaş'ta yapmış. Tabii. Ama doğru, hepimizin eksikliği var. Onları idare edeceğiz. Necip de bu Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Herhalde 2 yıllık da kontrat uzattılar. Evet. Uzattılar. Olması gereken de odur. Beşiktaş'ın bu tür oyunculara sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Rıdvan için neler söyleyeceksin? Genç Rıdvan. Beğendiğim oyunculuğu, çabuk. Bir kere çabukluk önemlidir. Bir defans oyuncusunun, bek oyuncusunun çabukluğu ben biraz daha gözlemliyorum. Çabuk oyuncu. Bir Vizca'nın karşısında önemli işler yaptı geçmiş dönemlerde. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edecek oyuncudur. Atletik bir yapısı var. Ön tarafta biraz daha böyle alışverişleri yaparsa, biraz daha soğukkanlı olursa, biraz daha geriden hızlı bir şekilde defansın arasına ya da arkasına o koşulları da iyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben Rıdvan'ın milli takımda da sakatlığı var mıydı yok muydu bilmiyorum ama hani bu turnuvada da görev alabilirdi Rıdvan. Beşiktaş'ın sol bek olarak uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. İnşallah da sakatlık yaşamadan, büyük sakatlıklar yaşamadan, çünkü sakatlıktan sonra biraz daha geriye gitti. O ciddi bir sakatlık yaşadı. Biraz daha geriye gitti. Sergen Hoca da Ensakala üzerinde çok durdu. Ondan da verim aldı Sergen Hoca. Evet. Çünkü Rıdvan'ın sakatlığında daha sonra verdiği görevlerde o sakatlık onu biraz daha geriye götürdüğü için Ensakala'ya görev verdi. Ama sakatlık yaşamadığı takdirde özgüven içerisinde Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edecek bir kardeşimiz yani. Ribery ve Babangida da karşısında zorlandın. Valencia karşısında zorlandın ama Demin Duff, Jeremy, Simao ve Overmars karşısında da şimdi eleştirdik kendimizi. Evet, biraz da kendimize verelim. Çayı da aldın eline. Bir defa Chelsea maçında Demin Duff ve Jeremy'ye karşı oynadın. Barcelona maçında da Simao ve Overmars'a karşı oynadın. İki maçta da uçsun. Hakikaten uçtuk iki maçta. Chelsea 2-0, Barcelona 3-0. Jeremy başlamıştı.
Jeremy'nin de DAF gibi fizik özelliğiyle evet. plana çıkan oyuncu olduğu için hakikaten o maçta çok önemli işler yaptık ya. 10 kişi kaldık. Hatırlarsın evet, İlhan Mansur İlhan kırmızı kart görmüştü. Artık rakip teknik adam habire oyuncu değiştiriyor, ofansif oyuncu alıyor. Jeremy ile başladık zaten. 60 dakika boyunca Jeremy ile mücadele ettik. Çok da üstün olduğumu zannediyorum o maçta Jeremy'ye karşı. Daha sonra DAF geldi. DAF da İrlandalı biliyorsun. Evet. Damien DAF mı? Damien DAF. Chelsea benim Galatasaray maçı sağ ayağımla attığım gol. Chelsea ile Londra'da oynadığımız maç. Barcelona maç. Şu üç maça baktığınız zaman hakikaten olağanüstü bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hani dedik Liverpool ya. Liverpool maçta da iyi oynamıştın ama. Ya, oynadım. Liverpool. Yani çok maçlarımız var. O 3-0'lık Fenerbahçe maçım var. Kırmızı krampollarla efendim Finke attırdığım gol var. İki asistim evet, var. 3-0'lık maç. Maç var ama tabii şöyle baktığım zaman. Tabii içeri kesiyorsun. Top Finke'ye gidiyor değil mi? İçeri mi kestim? Ya salladık orada sağ ayakta. Şey yapma. İki tane sağ ayakta iki tane salladığım maç var. Bir, Fink. İki, Galatasaray maç. Sağ ayakta o girip de plase mi yapacaksın? Zaten tabii, kullanmıyorsun sağ ayağı. Plase yapma şansın var mı? Allah ne verdiyse vurduk. Kimdi Mondragon. O? Mondragon'un solundan gitmişti. Fink. Fink'in ortasında da yani Fink ortadır da sağ ayakta Fink'e keseyim yok yani. Tabii. O da iyi geldi. Ama şu maçlar hakikaten kendimle gurur duyabileceğim tabii. maçlardır. Çünkü Barcelona maçında karşımda Simao var. Simao bir şey yapamıyor. Rakip hocası değiştiriyor habire oyuncuları. Overmars yani. Overmars geliyor. Simao öbür tarafa geçiyor. Şimdi o kadar iyi oynuyoruz ki Nihat'ı ben falan önemli işler yapıyoruz. Ahmet Tursun bir de top sendeyken pötü mötü geliyor. Sağını atıp solundan geçiyorsun. O maçta bir de fırtına gibi 3-4 tane pozisyona girdin son o maçta. Abelardo'nun sağından solundan. Tabii. Ha bu maçta yapılması gereken ne varsa yaptım. Yaptın. Yani o maçta Beşiktaş'ın o dönemlerden sonra artık Beşiktaş'ın tarihine yani oyuncu olarak da Beşiktaş'ın tarihine de oyun anlamında da geçtiğimi düşünüyorum. Şimdi bile bazen bana da izlettiriyorlar. Beşiktaş Barcelona yazıyorsun, özetine bakıyorsun. Özet 5 dakikaysa hakikaten 2,5 dakikasında da benim oradaki pozisyon girmeler, yaptığım işler, önemli işler falan gösteriyor yani. Fenerbahçe maçı Fink'e attırdığın gol var ama bir de Uğurcaman'a da gol attırdın. Unuttun sen onu. Dedim ya iki asistim var dedim. Tabii Uğurcaman'a çok güzel bırakıyorsun arkaya. Ama, böyle savunmanın arkasına. Yani, ayak içe. Fenerbahçe Galatasaray maçları. Offside kokuyor pozisyon ama oraya alayı salmışsın. O pozisyon biraz offside kokuyor ama Uğurcaman'a da aldı at dedik. Tabii aldı at dedim. Ya oynadığımız maçlarda var Atakan. Yani burada salladık kendimizi yok, de yani öyle şeyde değil tabii, yani. Bence büyük sol bektin ya. Büyük ya, deme yok, de işte Mete bence elimizden geleni. Sol bekin asli görevi ne? Sol bekin öncelikli görevi defansiftir. Tamam mükemmeldin defansif. Defansif olarak adam kaçırdığım zaman rahatsızlık duyuyorduk. Tabii. Evet doğru. Ama bazı oyuncular vardır. Mesela Rıdvan önce defans. Önce defansını iyi yapması lazım. Rıdvan bunu niye Rıdvan'ın Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edeceğini söyleyeyim. Çünkü Vizca gibi bir oyuncunun karşısında çok önemli işler yaptı. Yani demek ki Rıdvan'ın defansif özelliği de falan fena değil. Çabuk olduğu için onun için bir avantaj. Öne çıkışlardaki o sprinter yapısını eğer geliştirebilirse çok önemli bir bek olabilir Rıdvan'da. Biz de Beşiktaş takımına 11 yıl içerisinde işte bu saydığınız maçlarda önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunlar da bizim için tabii geriye dönüp baktığınız zaman anı olarak da bizi gururlandıran şeyler. Gezal'ın performansı nasıl oluyorsun? Olağanüstü. Bir kere kanat oynayıp da şimdi sol ayakta olup da Sergen Hoca'nın sağ tarafta oynatıp da bu kadar verim alan oyuncu sayısı çok azdır Türkiye'de. Hem yumuşak bir oyuncu gibi görünüyor ama sonuç olarak sonuç odaklı baktığınız zaman Beşiktaş takımına da şampiyonlukta önemli işler yaptı. Çünkü her içeriye çıkışlarda, her sola çıkışlarda, çektiği toplarda hep bir tehlike yaratmıştır. Ya uzak köşeye goller atmıştır, ya araya bırakmıştır ya da yaptığı ortalarla çok büyük tehlikeler yaratmıştır. Bilmiyorum anlaşması durumu nedir ama kesinlikle Beşiktaş'ın mevcut kadronun içerisinde bulunması gereken oyunculardan birisidir yani. İbrahim Toraman'la hiçbir yerde karşılaştın mı? Yok karşılaştım. Karşılaşmadım. Karşılaşsan konuşur musun? Ya şimdi bu saatten sonra geldik artık 47-50'ye doğru gidiyoruz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Karşılaşsam oturursam eğer ben büyüğüm. Merhaba derse oturup konuşuruz. Tabii ki başım üstüne. Ben kimseye karşı artık şöyle geriye dönüp de bir kin tutmanın da bir anlamı yok. Keşke olmasaydı. Keşke kendisi için, benim için, benden sonra da olaylar oldu, yaşadı. Yani olmasaydı keşke ama
bir yerde karşılaşıp da kahve içmek, başım üstüne otururum, içerim yani. Bunlarla ilgili yaşamak, falan. Yok ya, bunlarla ilgili yaşamamak lazım. En azından ben kendim yaşamamam gerektiğini düşünüyorum. Vicdani olarak hiçbir zaman böyle şeyim olmamıştır. Ben herkes Beşiktaş'ın menfaatleri için bir takım şeyler yaptığını söylüyor. Biz de at niyetli yapmadık. Keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ahmet Hoşebe. Ben saygı duyuyorum. Sayın Başkan hakikaten Beşiktaş'ta çok zorluk içerisinde göreve geldi. Beşiktaş'ın her kuruşunu sonuna kadar korumaya çalışan bir başkan profili çiziyor Ahmet Başkanım. Önemli işler de yapıyor. Takım şampiyon oldu. Kolay değil. O borç içerisinde yeri geldi, kendi malını ipotek ettirdi. Yeri geldi, işte medyaya yansıyan annesinin evini ipotek ettirdi. Arkadaşlar, bu mevcut durumlarda bunları herkes yapmaz. Dolayısıyla Beşiktaş camiasının da Ahmet Başkanıma sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman transferlerde taraftar hep büyük oyuncuları ister. Yıldız oyuncuları ister. Yıldız oyuncuları alırsın, büyük paralar verirsin. Bir sene, iki sene performans alamadığın zaman da 10 milyon, 20 milyon eurolar da o oyunculara ödeme yapmanız gerekiyor. Bu konuda Ahmet Başkan'a sonuna kadar yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş'ın kasasını, Beşiktaş'ın menfaatlerini, Beşiktaş'ın bu süre içerisinde duruşuyla çok önemli bir görevler aldığını düşünüyorum. O görevi de sonuna kadar yerine getiriyor. Belki böyle şaşalı, görkemli bir başkanlık yapmıyor. Ama burada önemli olan bu camiaların sorumluluğunu ve vebalinin altından en iyi şekilde kalkmaktır. Şu ana kadar Ahmet Başkanım bunu yaptı. Takım iki şampiyonluk yaşadı. Zor bir görev aldı ama zor görevi taşın altına elini soktu. Ama o taşın altına elini soktuğu takımı da başarıya götürdü. Ha bundan sonraki süreç kolay mı? Değil. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Herkes büyük transferler bekliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi bir kadrosu kurmak istiyor. Doğal olarak herkesin beklentisi bu. Bunun içinde maddi olarak tabii ki fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın Ahmet Başkan'a, Erdal abiye yöneticilere herkese sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu süre içerisinde hakkaniyetli Beşiktaş'ın menfaatleri gözeterek bir yol izlediklerini düşündüğüm için Allah yollarını açık etsin. Başarılı oldular. Başarıların devamını diliyorum. Kaptan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi geçti. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Sen de böyle tabii ki önemli bir görev üstleniyorsun. Eski değerli oyuncularla anılar tazeliyorsun. İnsanların geçmişe götürüyorsunuz. Bunlar önemlidir. Bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Hep mevcut maçları evet yorumlamak tamam ama geriye dönüp de yaşadığımız anıları, yaşadığımız maçları, geçmişteki olayları, tecrübeleri de insanlarla, taraftarlarımızla böylesine anlatmak da mutlu, güzel oluyor, iyi oluyor. Bu anlamda da teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Sana da başarılar diliyorum. Çok sağ olasın. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu İbrahim Üzülmez'de geçmişe döndük. İnanılmaz güzel anıları, hikayeleri sizler için derledik, sizlere taşıdık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.